At 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 at. Hop. Kolay gelsin. Eyvallah. Afiyet olsun. Sağ olasın. Hadi görüşürüz. Sus. Bir çaktın mı öpersin duvara. Sus diyorum sana, sus. Yüklenmesene çocuğa. Ağlama kızım sen de. Senin şu herif de gelemedi gitti. Daha ne kadar bekleyeceğiz? Bir saate burada. İki saate de havayı fişek gösterirsin. Öbür tarafa geçiyorum ben. Sen de sustur şu çocuğu. Canım, hepsi geçecek. Güven bana. Bak gözümün içine. Buradan birlikte çıkacağız. Ama ne olur ağlama. Tamam ablacığım. Kurye bir saate. Göster artık. Olası bir bombalı eylem saldırısı konusunda istihbarat kaynaklarından gelen son bilgiyi geçiyorum. Hanpaşa Mahallesi, 39. sokak, 4 numaralı evde. Eylem hazırlığındaki sol örgütün 2 saat içinde henüz belirlenemeyen sivil hedefe saldırı gerçekleştireceği onaylanmış bulunmakta. Patlayıcının imha gücü çok yüksek. İnfial meydana getirebilmek için şehir merkezindeki kalabalık bölgeleri hedeflediği gelen bilgiler arasında. Tüm arkadaşlarımızın azami dikkat göstermesi gerekmektedir. Özel harekat, bombanın bulunduğu meskende operasyon başlatmak için harekete geçecek. Civardaki arkadaşlarımızın gerekli hassasiyeti göstermeleri gerekmektedir. Hadi diyelim oldu bir aksilik. Şu düğmeye basıp 20 saniyelik seçeneği devreye sokacaksın. Nereye bırakacağım bombayı? İçerideki kızı boşa mı tutuyoruz? Sar onun üstüne gönder. Ufaklık canlı kalkan olacak. Bana kalsa tanımadığın birine emanet etmem bu işi. Ama Cemal abi övdü de gönderdi seni. Onun hatırına buradasın. Ben bu dava için canımı koydum ortaya. Cemal abi de bunun en yakın tanığıdır. Senin en güvendiğin değme adama bile taş çıkartırım ben. AVM servis kapısından hizmetli gibi gireceksin. Sonra bizim adamla içeride buluşacağın yeri söyleyecekler sana. Tamam. Ha.
Şu içerideki adamına da söyle, bağırıp duruyor çocuğa. Ortalığı lüzumsuz yere geliyor. Çocuk ne anlar? Ağlar durur. Sen işine bak. Giyin hadi. Burada mı giyineceğim? He. İçeride giyinirim ben. Allah yardımcınız olsun. Okusana şunu. Ya benim okumam yok. O kadar hızlıca. Hadi. Alim, yavrum, kurban olsun annen sana. Görmez kör gözlerim ama anan kokuna hasret ol. Kaç mevsim geçti? Bir rüyalarımdan biri oldum sen. Mehmet sen yaz, ben ulaştırırım ama dedim. Yaz ya, anam yoruldu. Hastayım Ali. Takdiri ilahi nedir kimse bilmez ama. Görünen o ki ecel yakınımdan. Görmeden kokunu duyan yavrum. Bir helallik vermeden fama beni Ali. Hasretle öpeyim yollarını göz diye. Var yavrum. Geçer. Sen bana bir bardak su getir ver, olur mu annem? Hadi. Tamam anneciğim. Gidelim buradan. Anamı görmemişim bunca yıl. Karşısına çıksam tanıyamam. Yetti artık, gidelim. Ali, koyarlar mı bizi sanıyorsun öylecene? Kaçarız. Böyle yaşadıktan sonra her yerde başımızı sokacak bir yer buluruz. Ben sana yanmışım. Senin için buradayım. Sen ne dersen o olur. Hem bıkmışım buradan. Bu gece kaçalım. Bitsin bu çile. Hı? Evet, kaçalım. Kaçıp evlenelim. Biz de insan gibi yaşayalım. Ali, sen arka bahçeyi kolla. Ben çocuğun yanına dönüyorum. Hadi başlayalım.
Sıra sizde. Arkadaşlar dikkatli olsunlar. İçeride istihbarat elemanı bir bayan ve 8 yaşında bir çocuk var. Hiçbir durumda talimatsız atış yok. Gerekirse can feda edilecek. Durum onayı almadan tek mermi yakılmayacak. Olay mahallini gören bir açı bulabildik mi? 2 dakika içinde gözün üzerinde abi. Hepinize güveniyorum arkadaşlar. Ama tel sizi kesin girmeden. Ses çıkmasın. İnisiyatif sende Hakim. Sağ ol abi. 2 dakikaya şeklimizi koyarız. Yürü Selim. Ey ya Rabbim ya. Ama neredesin babacığım ya? Ne yapacağım ben şimdi? Hay arkadaş ya. Akşama ne yemek yapacağını sorma işte. Şimdi sorma. Ne var hanım? Ne var? Babacığım. Babacığım.
Kızım? Babacığım. Yavrum? Dur sakin ol. Ne oldu? Söyle bakayım bana hemen. Sakin ol. Annem düştü, bayıldı. Çok korkuyorum babacığım. Buraya gel. Babacığım, buraya gel. Tamam kızım. Tamam. Babacığım. Tamam kızım. Sakin ol. Baba. Sebo. Efendim abi. Bizim eve hemen bir ambulans intikal ettir. Baba. Niye abi, hayırdır? Başüstüne amirim. Güzel kızım. Babacığım lütfen buraya seninle gel. Seninle birlikte şimdi şöyle baba kız harika bir şey yapacağız. Selim. Korkma kardeş. Gözün duruyor yerinde. Sıyrık kalmış. Makyaj yapmış biraz adam. Görüyorum ama oğlum. Bacaktan da estetik çalışmış biraz. Herif bağırmasın diye üstüne atlamıştım. Tamam değil mi? Hallettim amirim. Evet. Gördün mü bak, susamış. İçmeyince fenalaşmış. Şimdi annenden gözünü ayırma. İki tane de kesme şeker ver bakalım. Doktor amcalar da yoldalar. Az sonra gelecekler. Thank you.
Baskın! Baskın var! Özel hareketçiler gelmiş! Baskın! Özel hareketçiler geldi! Baskın var! Ya bırak beni! İttifak ettiler. İçeride Akif ve Selim var. Dikkatli olun arkadaşlar. Dikkatli olun. Şerefsizler! Erkekseniz gelsenize lan buraya. Kızım, ben seni sonra arayacağım. Baba! Baba, dur kapatma. Anne, iyi misin? Hemşire abla, annem çok kötü. Nişancıları çekin lan buradan. Tararım mahalleyi toptan. Çekin dedin derhal. Çekin. Sebo. Geri. Ateşi kesmezsen seni duyamam. Seni duymam için ateş etmeye son ver. Kes sesini lan! Hepiniz geri basın! Önce ateşi kes! Ateşi kes, konuşalım! Yoksa çocuğu öldürürüm. Abi, ver icazeti alayım şu kansızı aşağı. Balta. Çocuk olmasa ben biliyorum ne yapacağımı da. Kartal 1, Kartal 2. Kartal 2 dinlemedi. Sivilleri hızlı ve güvenli bir şekilde çember dışına alın. Anlaşıldı, çalışıyoruz. Akif Efendi yine kahramanlık yapıp içeri dalacak. Biz de bir sakatlık çıkmasın diye mahalleyi boşaltacağız. İyice sivil savunma ekibine döndük ya. Hadi hadi. Hızlanın siz de. Emredersiniz abi. Abi, elim kaşınıyor çok fena. Ayar oldum ben buna. Yekten alırım duvarıyla falan. Sen ananın kızında nasıl durdun bilmem ki. Bir dur be oğlum, bir dur. Akif'le Selim içeride. Temas sağlarlar şimdi. Carlos, pozisyon bildir. Bir içeride bir dışarıda. Ama çerçeveye girdi mi? Emrin olursa anında mahlarım onu abi. Anlaşıldı. Kal beklemede. Arkadaşlar içeride. Hadi be Akif. Hadi be aslanım. Azrail'i görmeye vaktin kalmadan
Bağlarım lan seni öte tarafa. Kız ölür lan. Çocuk ölür. Öldürürüm lan. Öldürürüm çocuğu. Ulan it! Biz ölürsek şehit oluruz. Sen ne olacaksın onu düşün. Adına devrim adı dikeceklerini mi sanıyorsun lan? Ha? Çapulcu! Kız ölür lan. Ölür. Geri çekil. Ölür. Bunu mu arıyorsun? Ne oluyor lan? Bizi gambazlayan bu karı işte. Hain! Neyse. Çıkış biletimizi bulduk. İkisini de birbirine bağlayın. İndir makinayı sen de. İndir dedim sana. Çocuğu da karıyı da vururuz. İndir lan silahını. İndirsene ulan silahını. İndir. İndir. Getir şu zinciri. Bağlayalım şunları. Tamam. Uzat lan elini. Ver lan kolunu. Uzat. Uzatsana lan elini. Uzat elini. Uzat şu elini, uzat! Uzat lan, uzat hadi! Tamamdır. Hey! Polis tutukluları! Göstebek kavradınız da kahraman Rambo'nuz da elimizde. Duydunuz mu? Geri basmazsanız eğer ikisi de gider. Ne diyor bu balta? Blöf yapıyordur abi. Ne Akif ne Selim bunlara papuç bırakmaz.
İyi de bizim istihbaratı nasıl çözdüler? Kadın elimizde diyor. Geri basın! Yoksa hepsini öldürürüm! Kartal 3, Kartal 1. Dinliyorum koçum. Abi, görüş alanındalar. Akif abiyle bir kadın var içeride, birbirine zincirli. Selim'i görüyor musun? Olumsuz. Ne olur anneciğim, ne olur benimle kal. Gitme anneciğim, bırakma beni anneciğim. Gel canım. Gel canım. Bırakmam ben annem. Gel, iyi olacak annen, gel. Abi, dalalım artık. Dayanamıyorum. Bizim iş hız ister. Gözü karanlık ister. Ama aceleye gelmez. Müzakere edeceğiz kardeş. İçeridekilere zarar gelmesi size fayda sağlamaz. Konuşup bir orta yol bulabiliriz. Geçin lan şöyle. Rehineleri kullanıp bunları en az 2 saat oyalayacaksınız. Bombayı arka taraftan göndereceğiz. Hı hı. Eylem gerçekleşmeden burayı terk etmek yok. Bismillah. İn!
Elhamdülillah. Hayır. 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 Hayır olamaz. Kızım, kalk. Kalk hadi. Kızım, nefes al. Hadi. 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 Nefes al. Nefes al. Hadi. Hadi. Hayır! 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 Ali! Selim içeride yaralı. İçerisi güvenli değil. Siz iyi misiniz? Biz iyiyiz, iyiyiz. Selim. Ne? Gitti abi. Ben vurdum tamam, onu. Ben Selim, vurdum. Tamam. Ben vurdum onu. Kendine ben gel öldürdüm. Oğlum. Ben öldürdüm onu. Kendine gel ben oğlum. Ben öldürdüm onu. Ben. Ben yaptım. Kendine ben. Gel. Ben Selim. Yaptım. Yeter. Ben vurdum onu. Yeter. Ben öldürdüm. Kendine ben. Gel. Ben. Selim kendine gel. Ben ne yaptım he? Ben ne yaptım he? Selim evladım. Ben yaptım. Ben yaptım Salih abi. Kızım. 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 Selim. Selim bak. Yaşıyor Allah'a çok şükür. Kızım iyisin değil mi? Korkma kızım. Geçti. Hepsi geçti. Omzuymuş. Omzunu sıyırmış çok şükür. Yaşıyor. Şunu da sar oğlum. Aferin sana. Aferin. Sen ne kadar cesur yürekli bir kızsın. Aferin kızım. Selim. Yaşıyor çocuklar. Hiçbir şey yok. Allah'a şükürler olsun. Yaşıyorsun ya. Şükürler olsun Allah'a. Şükürler olsun Allah. Babamı çağırın polis abla. Babam tamam. Gelsin. Tamam. Geliyor güzelim. Annen iyi olacak inşallah. Anneciğim. Tamam hadi üzülme. Ah!
Yavrum. Babacığım. Neden bıraktın bizi? Korkma yavrum. Korkma. Baba. Allah bizi. Anne. Anneciğim. Anneciğim. Anne. Ya canım. Anneciğim. Sahi. Neredeydin? Neredeydin? Anne. Geldim canım. Anneciğim. Yanındayım. Canım anne. Annen iyi yavrum, merak etme. Ama dur odasına götürelim. Ağlama sen. Ağlama. Hadi 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 hadi. Koş 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 koş. Şöyle alalım. Hemen indirin seni. Tamam. Dikkatli olun. Yavaş yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Geçmiş olsun deve. İyi misin? İyiyim iyiyim. Selim, koçum. İyi olacak her şey. Hepsi toparlanacak inşallah. Ucuz atlattık abi. Sen merak etme. Toparlarım ben. Şu kızcağız anasına babasına kavuştu ya, rahatladım. Ölseydi ben bu vicdan azabıyla ne yapardım abi? Hadi hadi tamam. Takılma böyle şeylere. Yoksa hep elin ayağına dolaşır operasyonlarda. Akif nerede? Onları da bağlamışlardı ya. Açamadılar. Şubeye götürdüler. Tamam tamam. Geçmiş olsun. Teröristlerden birinin göğsünden çıktı. Anası evlat derdinde bunlar onca anıyı evlatsız bırakmanın peşinde. Hey Allah'ım ya. Ne biçim iş değil mi ama? Terörist de olsa onu da merak eden bir anası etmesin var. Kardeşim, etmez olsun ya. Allah Allah. Kadının ne suçu var ki? Ya ne demek ne suçu var? Pardon, pardon. Ben adam gibi sahip çıksaydı evladına diyorum. Doğurup doğurup sokağa salıyorlar. Ya çok merak ediyorsa şimdi gitsin mezarında ziyaret etsin. Ya baksana halime ya. Can dostum yaralandı hastanede. Onun yanına bile gidemiyorum. Var mı böyle bir şey arkadaş? Akif, bir de şunlarla deneyelim mi? Hayır. Deneyelim tabii abicim ya. Vallahi çilingir çırağına döndüm burada ya. Sen ona bakma abi. Hadi bir an önce hallet şu işi. Hadi, hadi Sebu, hadi. Arkadaş. Ne gavur zincirmiş be. Hiç bana mısın demedi. Ya nasıl çekme. Olacak peki? Çekme Sebo. Dur. Ha? Bir durun ya. Ya. Arkadaşlar bir rahat dursanıza. Tamam. Bir şey yapmaya çalışıyoruz şurada. Ya sen de elini çabuk tut Mesih Bocuğum. Ha? Ben gidip o adamın annesine oğlundan selam götüreceğim. Olur olur. Benden de söyle. Bana göre senin de gitmen gerekir. Sana hayırlı işler arkadaşım. Var ya, bu özel harekatçılara hiç tahammül edilmiyor. Ablam be. Ben de köy korucusu değilim ha. Allah Allah. İlla kendini düşmanın yerine koyacak. Niyeyse? Tipik istihbaratçı tavrı abicim. Aldırma sen. Devam, devam kardeşim. Devam, devam et. Hadi, 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 hadi. Tamam, dayanın. Az kaldı, az. Vaktini, yerini Rabbim biliyor işte. Neyse ki düşmedi çocuk. Sen neredeydin Salih? Kız aradı durdu seni. Bizim sana ihtiyacımız varken sen kimin ihtiyacına koşuyordun yine? Operasyonun tam göbeğiydi hanım.
Zaten adamlarım yaralandı. Aha buncacık kızım kadar çocuk bile serildi kanlar içinde yere. Allah aşkına bir de sen gelme üstüme. Ben kendi evime bakarım Salih. Evimde huzur olmadıktan sonra dışarıdaki dertlerin her birine yansam ne olacak? Can mı dayanır buna Salih? Şükredelim hanım. Bak ne diyorum. Şuncacık kız gidiyor da az kalsın gözümün önünde. Kızım. Sen annene bir bardak daha su getirir misin? Tamam anneciğim. Bir daha ihtiyacım olduğunda yanımda olmazsan, yemin olsun kendi başımın çaresine kendim bakarım. Bu ne demek şimdi? Boşarım seni Salih. Boşar giderim. Allah. Özel harekatçılarda da merhamet varmış demek. Tabii ki. Ben sadece insanlık görevimi yaptım. Hadi gel. Ah güzel oğlum benim. Vallahi şu gözlerim görseydi bile tanıyamazdım herhalde seni. Yıllar hepimizi değiştiriyor ana. Bir başıma kaldım oğul buralarda. Baban da yok, sen de yoksun yanımda. Bir tek sesin lazımdı bana. Kör gözlerim görmese de bir tek sesin. Haklısın anacığım. Uzak kaldım onca zaman senden. Helal et hakkını olur mu? Ne ses verdin, ne geldin oğul. Gönülsüz çıkılan işten hayır gelmez. Gönlünü katıp da geldin ya sen. Artık ölsem de gam yemem. Gün bugün, saat bu saat. Size bir sürprizim var. Karıştırma şimdi ortamı. Maksat gönlünü hoş tutmak kadıncağız. Devam devam. Hadi devam et. Kızım uzat bakayım elini. Yok değil mi yüzükler?
Daha nikah bile yapmamışsınız. Yani şey bir... Bakacağız artık anacığım. Hayırlısı. Allah, ben istemem öyle nikahsız gezmek tozmak. Uzat bakayım kızım elini. Uzat uzat, çekinme. Sen de uzat bakayım. Uzat, korkma, çekinme. Çekinme çekinme, uzat. Babanla benim yüzüklerimiz. Kaç yıldır saklıyorum mürüvvetini göreceğim diye. Sağ ol anam benim. Sağ ol. Güzelmiş. Ben sesinden bile anlamıştım zaten. Bana bak kızım. Bu bizim oğlan delidir biraz. Ne yapacağı, ne edeceği belli olmaz. Sağlam tutacaksın karışında. Ataşını, hanı da idare edeceksin dellenince gayrı. Baş üstüne anacığım. Bu evlilik daha böyle nasıl sürecek Salih Efendi? Hanım, bıraksana sen şimdi mutfağı falan. Gidip yatıp dinlensene. Dinlenmeye fırsat mı var? Yarın yine ev bana kalacak. İlk doğumumda da yanımda değildin. Şimdi yine hamilelik. Yine yoksun ortada. Her gün her gece yalnız kalmaktan bıktım artık. Hem sağa gelip gelmeyeceğin belli bile değil. Can nasıl dayanıyor buna biliyor musun sen? Ya hanım, evlendiğimizde de bankacı değildik ya. Gönüllü olarak özel harekata geçmedin mi sen? Mecbur mu tuttular? Onca kıdemin var. Dilekçeni ver, adam gibi masa başı işine geç. Bırak artık şunları. Bugün hepimiz çok yorulduk. Hadi hanım, sabah ola, hayrola. Tabii. Geçiştir sen yine bakalım Salih Efendi. Geçiştir bakalım. Daha nereye kadar Salih Efendi? Nerede benim Ceylan'ım? Nerede benim güzel kızım?
Ah kuzum, kör olası baban neler yaptı sana? Yine ne yaptı bu kör olası sana? Helal olsun vallahi Gülay Hanım. Onca yılın özel harekatçısıyım. Böyle şok baskın yapamıyorum sizin gibi. Sus, bir de konuşuyorsun. Benim kızım hastanelerde ölüm kalım mücadelesi veriyor. Üstü örtbas ediliyor. Niye bana haber verilmiyor ha? Niye? Anne, hoş geldin. Ah yavrum. Hoş geldin. Ah canım bir tane. Anne, iyiyim ben. Merak etme. Bir ihtiyacın olursa anacığım, bizi haberdar et yeter. Değil mi? Öldü o değil mi? Değil hele bana. Üzülme anacığım. Ben biliyorum, ta başından beri biliyorum. Ağlamaz mı analar hiç? Onun üzerinize sinmiş kokusunu bile alırım ben. Onca zamandır görmesem de her gece rüyalarımdadır evladım. Anacığım, biz seni üzmemek için. Biliyorum. Allah size razı olsun. Bu yaşlı kadıncağıza inmesin diye demediniz işin aslını. Anacığım, elbet hiç kimse tutamaz evladını. Ama koyverme kendini. Biz senin hem oğlun hem kızın sayılırız. Bundan böyle ne ihtiyacın varsa karşılarız. Gelip sık sık hatırını sorarız. Allah razı olsun evladım. Kızım, hata insana mahsus. Ama hatada ısrar etmek de akıl kârı değil. Tamam anne. Seni anlamıyorum. Niye diretiyorsun? Anlamıyorum. Anne. Bu adam polis diye saygı gösterdik. Ama seni çok ihmal etti. Bırak artık şu adamı. Kurtul kızım, kurtul.
Karı koca arasını açmanın günahından da mı korkmazsınız Gülay Hanım? Salih Bey, Salih Bey, bu kızı heba ettin. İşine gücüne feda ettin. Günahsa bundan büyük günah mı var? Sen esas bunun hesabını ver. Bu saatten sonra ne hanımımın ne de evimin hesabını size verecek değilim. Yavrum, sen ne diyorsun? Söylesene, haklı değil miyim ben? Ne olursa olsun, o benim beyimdir anne. Anlaşıldı. İyice sindirmişsin sen kızı. Nasıl isterseniz öyle yapın. Umrumda bile değil. Anne! 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 Bekler misin lütfen? Yüzükleri de geri almadı kadıncağız. Kadıncağıza bu kadar merhametli davranman beni bile şaşırttı doğrusu. Anne olmak başka bir şey işte ya. Nasıl anladı ama? Nasıl dağlandı yüreği? Evet. Benim hiç annem olmadı biliyor musun? Yani elbet karnında taşıyan, laf olsun diye dünyaya getiren muhterem var da... ben bilmiyorum işte. Tanımıyorum. Akif. Efendim. Ben bugün camdan atladığımızda... itiraf edeyim... öleceğimi sandım. Korktun mu? Senin kadar cesur olamadığımı itiraf ediyorum. Hı. Ama sen... sen bana kendini siper edince... bütün korkularım bitti. Seni kaybetmeye göze alamazdım. Beni daha tanımıyorsun. Bazen küçük bir an bile yeter her şeyi anlamaya. Şimdi öyle bir laf ettin ki... ne demek istediğini iyice bir açman lazım. Şey, bugün hayli yorucu geçti. Kendimizi toparlayalım. Yarın, yani kabul edersen... birlikte bir yemeğe çıkalım. Havalı özel harekatçı, istihbaratçıya yemek teklifinde bulun, böyle mi? Yani sen bana durumun gerçekleşmesi için gerekli verileri sağladın. Ben de operasyon için gerekli adımları atıyorum. Ben mi istedim yani birlikte yemek yemeyi? Yani verdiğin sinyallerle ortamı hazırladın diyebiliriz ama yine de sen bilirsin. Gizemli birisin. Tek tanışmada anlaşılmayacak kadar güzel. Teklifini kabul ediyorum. Buyurun. Hemşerim. Sen devam et kaptan. Çantam. Çantamı kaptan. Getireceğim teyze, bekle.
Ver dedim şu çantayı. Ya ver dedim şu çantayı. Ne var lan? Peşime takıldı bir manyak, buraya geliyor. Birader. Bak mesai dışındayım. İşim gücüm var. Uğraştırmayın beni. Verin şu çantayı hadi. Bas git lan cesur yürek. Oğlum bak hasta etmeyin adamı akşam akşam lan. Verin şu çantayı hadi. Sen koşundun lan. Bir isteğiniz var mıydı hanımefendi? Yok teşekkür ederim. Arkadaşımı bekliyorum. Gel lan buraya. Şimdi göstereceğim sana. Gel buraya, gel gel gel. Of. Gel getir o çantayı. Gel buraya. Getir. Ulan bak dua edin, nezarete götürecek vaktim yok sizi. Şeklinizi yazdım bir kenara. Çıkmayın bir daha karşıma, alırım façanızı. Akıllı olun. Teyzeciğim. Ben sana bir taksi çevireyim. Hemen evine git. Dikkat et buralarda. Oğlum, ne yaman adammışsın sen. Allah razı olsun senden. Sana uzanan her düşman eli kırılsın inşallah. Her tuzaktan, her beladan kurtulasın inşallah yavrum. Amin, amin. Allah razı olsun teyzem. Allah senden razı olsun evladım. Gel, ben sizi bir taksiye bindireyim. Tamam. Sağ ol yavrum. Taksi! Bunu sana 50'lik yıl dönümümüz için babam aldı. Birlikte verecektik. Ama şimdi içeriden konuştum ben. Gecikecekmiş biraz. Sen annene hediyesin ver kızım dedi. Çok düşüncelisin kızım. Çok teşekkür ederim. Babama da teşekkür et anneciğim. Kızım. Yavrum. Elif! 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 Elif bir dinler misin beni?
Bak başıma neler geldi bir bilsen. Ya baksana halime. Bu ne hal böyle? Anlatırım. Ama inan bana, buraya gelene kadar akla karıyı seçtim. Hem geç kaldığım için özür dilerim. Beyimiz teşrif ettiler sonunda. Kusura bakma hanım. Vali gelmiş. Hesapta olmayan bir toplantı yaptık. Bizi de bir gün hesaba katacağını görecek miyiz bakalım? Hayırdır hanım? Yemediniz mi siz? Bu ne? Yoksa hediye mi aldın bana? Kızımızın söylediğine göre evlilik yıl dönümümüz için sen almışsın bana. Ama görüyorum ki durumdan haberdar bile değilsin. Ne yani? Unuttun mu sanıyorsun? Toplantını iyi geçtin mi bari? İstanbul'u da memleketi de kurtardın mı yine bu gece? Hanım yeter. Ağır oluyor ama. İşimi niye karıştırıyorsun sürekli? Tamam, biraz geç kalmış olabilirim. Ama bu hatam yaptığım işin kıymetine dil uzatmanı haklı çıkartmaz. Bir kere kırıldı mı kalp? Bu bardak gibi paramparça olur. Bir daha da bir araya gelmez. Anne? Ne oluyor? Annem? Bir şey yok yavrum. Bardak düştü elimden. Baban toplar şimdi. Sen ne dersen de. Ben unutmamıştım. Seni ne kadar çok sevdiğimi bir bilsin. Hani... operasyonda camdan atladığımızda korktuğunu söylemiştin ya. Evet. Sonra ben sana kendimi siper ettiğimde korkunun bittiğini söylemiştin. Şey, biraz garip gelecek belki sana ama. Merakla dinliyorum. Şey... yani diyorum ki...
Ben aslında ölümden korkmam pek. Ölüm vakti ana düğün vakti gibi gelir. Böyle düşündüğünü her an belli ediyorsun zaten. Yiyeceğim o kelif. Senin korkunun bittiği anda ben de hayatımda ilk defa çok korktum. Neden korktun? Seni kaybetmekten. Hep yanımda ol istiyorum. Hep gözümün önünde. Teyzenin taktığı yüzüklerin sihirli olduğuna inanacağım neredeyse. Bilmem. Belki de öyledir. Bilmiyorum. Evet. Belki biraz acelici davranıyorum ama... diyorum ki... Gel bu yüzükleri hiç çıkartmayalım Elif. Tebrik et şu kardeşini. Tebrik et şu kardeşini. Selim, evleniyorum. Evleniyorum Selim. Ne? Evleniyorum. Nasıl abi ya? Nasıl nasıl Selim? Evleniyorum işte. Gir içeri gir. Selim vallahi var ya. Evleniyorum oğlum. Operasyondaki istihbaratçıyı hatırlıyorsun değil mi? Kim? Elif mi? Evet. Müstakbel yengen oluyor kendileri abi. Ne oldu oğlum? Sevinmedin mi? Süper bir haber tabii de. Şaşırdım ya. Vallahi ben de şaşırdım. İnan nasıl oldu? Nasıl evlenme teklif ettin? Ben bile şaşırdım. O ne ya? Kusura bakma Akif. Aklım biraz buna takılmıştı da.
kusur ya. Evet. Gönüllü olarak başvurmuştum ya. Ama şimdi, yani nasıl gideceğim bilmiyorum. Kimseye çaktırmıyorum da benim göz sakata geldi dostum. Ne görüp görmediğimi bilmez oldum. Yani pansumanı falan çıkarttılar diye ben de sormadım bir daha. Düzelmedi mi diyorsun hala? Sen ne diyorsun? Göremiyorum ben ya, göremiyorum. Resmen göremiyorum. Ya neden söylemedin önceden? Geçer dedim. Ama şimdi Suriye'de bu gözle hiçbir halt edemem. Bizim rehineleri kurtaramam. Gider gitmez keklik gibi avlarlar beni. Hiçbir şey olmaz. Olmaz olur mu Akif? Hareket eden fare kadar olsa affetmezler. Çevreden sniperlar hep oraya üşüşmüşler. Sağım solum diyene kadar indirirler. Onca vatandaşımız kadın, çoluk çocuk, rehin Akif. Kurtarılmayı beklerken nereye gitmiyorsun he? Olur olur. Allah Allah. Evlilik şimdiden başına vurdu adamın. Bak oğlum. Köre. Topala, yaşlıya, hatun kişilere savaş alanına gitmek farz değildir. Var ya, geç dalganı. İyice ıskartıya çıkardın bizi. Buldun hayatının kadınını, kafa geç bakalım kardeşinle. Benim yerimde olsan ne yapardın acaba? Dönünce anlatırım. Neyi anlatacaksın? Suriye'yi. Aslanım. Ben gidiyorum Suriye'ye. Gönüllü devir teslim. Harbi mi diyorsun? Harbi tabii aslanım. Biz ölmedik daha. Ama dur abi ya. Sen evleniyorum diyorsun. Ne Suriye'si? Ne diyorsun? Oğlum evleneceğiz dediysek de yani görevi boşayacağız demedik. Gider kardeşlerimizi kurtarır gelir. Öyle hallederiz işimizi. Ha? Hadi versene şu topu. Akif! Baksana oğlum topa. Vay. Akif abimin gözü bundan sonra ne top görür ne de kale görür abi. Carlos yeter oğlum. Ya tamam be abi. Vay vay vay. Vay seni keçi. Abi. He. Abi. Anladık tamam hadi geç sen kenara. Sağ ol abi. Beyler maç alalım alalım. Tamam yürü, hallederiz yürü. Biz. Hadi beyler toparlanıyoruz hadi oğlum, hadi bak oğlum. Bu sefer alıyoruz maçı he. Hadi oğlum. Bak bu sefer sormadan. Hadi at abi. Evet abi hadi abi. Merhaba. Hoş geldin ne haber?
Şimdiden alıştırırsan... Sonra her gün çiçek isterim. Gün üstüme doğdukça... Her gün için sözüm söz. Rüya devam ediyor mu? Yoksa uyandık mı? Ne kadar ciddi bir karar verdiğimizin farkındasın değil mi? Kesinlikle. Tüm kalbimle farkındayım. Peki şimdi ne yapacağız? Ya ben çok heyecanlıyım. Bundan sonrası nasıl olacak? Her şey istediğin gibi olacak. Yalnız... Bir terslik mi var? Terslik demeyelim de... Beklenmedik bir durum diyelim. Nasıl yani? Görev geldi. Suriye'ye. Ne? Yani... 2 gün içinde rehin alınan vatandaşlarımızı kurtarmak üzere... Yola çıkacağım. Bir dakika, bir dakika. Bildiğim kadarıyla özel harekat gönüllülük esasına dayalı. Sen istemedikçe bu görevi almak zorunda değilsin. Hayır. Ben gitmek zorundayım Elif. Sen bana evlenme teklif ettiğinin ertesi günü Suriye'ye gideceğini mi söylüyorsun? Ne kadar kalacaksın? En az 3 ay. Bunu bile bile evlenme teklif ettin bana. Aslında görev operasyondaki arkadaşım Selim'indi. Dün gece senden ayrıldıktan sonra... Onun yerine gönüllü oldum. Ha, bir de bana evlenme teklif ettikten sonra aldım bu kararı yani. Yani, evet. Öyle olması gerekiyordu. Özel bir durum. Neymiş bu arkadaşın özel durumu? Yani bunu şimdilik sana söyleyemem. Harika. Birbirimizden gizli saklı sırlarla başlayan bir ilişki. Elif, lütfen. Bak Akif Efendi. Ne olduysa oldu. Belki heyecan. Belki operasyondaki adrenalin. Neyse ne. Ama biz büyük bir hata yaptık. Ve şimdi çok geç olmadan bu hatamızdan döneceğiz. Bak, yarın havalimanından gidiyorum. Döndüğümde her şeyi dilediğin gibi ayarlayıp... Yeni bir hayata başlayacağız. Ben nasıl oldu da böyle bir hata yaptım bilmiyorum Akif. Ama o uçağa tek başına bindiğinde... ...sen de hatanı anlamış olacaksın. Elif! Artık geçiş yapman lazım. Gelmeyecek anlaşılan. Yine de son ana kadar bekleyeceğim. Gelmiyorsa düğünümü Suriye'de yapmadan dönmem ben.
Bize senin ölün değil, dirin lazım. Duygusala bağlama şimdi. Çok acele ettin zaten. Akıl kârı mı yani zırt diye evlilik kararı almak? Gelecek. Gelmeli. Nasıl gelmez kardeş ya? Biz orada burada gezen adam değiliz ki. Ya ben haysiyetimi koymuşum ortaya. Gel demişim. Kabul etmiş. O da polis olmasa diyeceğim hadi anlamıyor. Polis de olsa o bir kadın. Selim. Bak oğlum adettendir. Şimdi diyeceğimi yanlış anlama ama bana bir şey olursa sahip çıkacaksın Elif'e. Bak. Sen böyle yaptıkça şimdi ben bineceğim o uçağa. Of tamam tamam. Asıl sen o zaman göreceksin düğünü. Sayın Akif Emir, 28 No'lu uçuş kapısına geldiğiniz önemli rica olur. Bu sizin için son çağrıdır. Sayın Akif Emir, lütfen 28 No'lu çıkış kapısına. Adına özel anons da geldi. Hı hı, oldum. İkna oldun mu şimdi gelmeyeceğine? Ne olursa adı. Bizim düğünümüz burada olacak.
ayıralım. Yolu öyle devam edelim. Kalabalık da açık hedefiz. Siz ikiniz sağdan devam edin. Bizimkiler bu depoda olmalı. Sen sivilleri uzaklaştır buradan. Ben depoya giriyorum. Çıkış noktasında buluşuruz. Tamam abi. Sen de sivilleri al diğer tarafa. Busura, Busura! Busura, Busura! Tal! Tal!
değiliz. Çıkın kardeşler. Hadi, hadi acele edin. Çıkın, çıkın. Hadi, 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 hadi. Hadi, çabuk, 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 çabuk. Hadi, hadi. Hadi, koş, koş. İçeri, içeri, içeri. Çabuk. Stanna! Stanna! İyidir. Ya ne vuruyorsun? Fazla teşekkür ederim. Hay yalnız. Dur dur bize de getirsene ya. Bana da bana da. Abi bir tane çay ver. Merak etme ben halledeceğim ben onu. Ya madem hadi bak. Ekip 1! Ekip 1! Bayramımız, düğünümüz olsun! Allah! Allah! Hakim Emir kardeşimizin mekanı Peygamberimiz Efendimiz Muhammed Mustafa'nın yanı olsun. Allah! Allah! Meded ya Nur'ayni Muhammed Mustafa. Meded ya diğer şehadet haberi geldi. Meded ya şehid Kerbela. Aman. Naaşı uzak diyarlarda kaldı. Kıyamet cenaze namazı kılınacak. Rabbim hesabını kolay, mekanını cennet et. Gazamız mübarek olsun. Ya! Başka kime diyeceğimi bilemedim. En münasip ikiniz olur diye düşündüm. Teşekkür ederiz Salih Başkomiserim. Çok da bir şey bıraktığını zannetmiyorum ama siz yine de bir bakın. Bir şey lazım olursa odamdayım.
Elif. Elif yapma. Neden tam bulduğumda kaybediyorum hep? Neden? Kader böyleymiş. Elden ne gelir? Kadere niye suç atıyorsun? Senin için gitti Suriye'ye. Senin yerine öldü o. استنى هنا حتى ملأت من نفسك مثل دعاء للمات canımın kıymetini ki canımdan beslem de Elif için yaşarım ben burada. Sonra masraflar artacak Salih. Ne yapacağız? Allah kolaylığını verir. Gerekirse yurt dışı göreve giderim. Fazladan ödeme yapıyorlar diye yine Afganistan'a mı gideceksin? Ya da Suriye'ye git istersen. Zavallı Akif gibi kim vur diye git. Ben de çocukları kimsiz kimsesiz babasız yetiştireyim. Deşme acıma hanım. Hem abartma istersen. Ecel birdir, değişmez. Sen hiçbir yere gitmeyeceksin. Yarından tezi yok. Tekrar iş aramaya başlıyorum. Olur. Çok faydası olur. Sen çalışacaksın diye bir de bakıcı tutarız. Yol paran, yemek paran derken astarı yüzünden pahalıya gelir. Yaptığın hesap tutmadı bir kere. Evet, çalışırsan bakıcı tutulacak. Ama parasını annem verecek. Bu kez kayınvalide karışmayacak bu işlere. O benim annem. Yardım edecek imkanı da var. Sana ne oluyor ki? Bu eve giren çıkan benden sorulur. Kayınvalideden değil. Senin kayınvalide deyip dışladığın kişi de benim annem ama. Affedersiniz. Bakar mısınız? Buyurun. Bir fotoğrafımızı çekebilir misiniz? Tabii efendim. Evet çekiyorum.
Hanımefendi. Hanımefendi. Kusura bakmayın, dalgındınız biraz. Şey, evet, özür dilerim. Bu fotoğrafı ben çekmiştim, hatırlıyorum. Beyefendi yoklar mı bu gece? Çok özür dilerim. Konuşmalıyız Elif. Senin yerinde Akif oturuyordu o gece. Bana evlenme teklif ettiğinde tam buradaydın. Keşke ben değil de yine Akif olsaydı burada. Artık çok geç Selim. Son operasyonda, yani senin de olduğun operasyonda gözümden ciddi bir şekilde yaralandığımı söyledi doktor. Durumu idare ettim. İşimi kaybetmek istemiyordum. Suriye'ye o şekilde gitseydin hayatta kalma şansın olmayacaktı. Evet. Biz hep birbirimizi kolladık Akif'le. Aynı şeyi onun için ben de yapardım. İlk defa hayatımda birine tutunabileceğimi, güvenebileceğimi hissetmiştim. Bir anda evet dedim. Bu masada hayatımda her şey değişebilir diye düşünmüştüm. Akif'ten başkasına söyleyemezdim. Durumu öğrenince kendisi ısrar etti. İnan bana. Geldiği gibi gitti. Rüzgar gibi esti geçti. Onu tanımaya bile fırsat bulamadım. Umutlandırdın. Sonra darmadağın ettin. Şimdi yine çok yalnızım. Ve bu sefer çok korkuyorum. Sen bana Akif'in emanetisin Elif. Her zaman ne olursa olsun canım pahasına yanındayım. Ne olur korkma. Kusura bakma Selim. Gitmeliyim. Bu da nereden çıktı şimdi Elif? Böyle olması gerekiyor. Şehit düşen arkadaşla evlilik düşünüyormuşsun, doğru mu? Doğrudur. Özel harekata katılıp ne yapacaksın? İntikam mı alacaksın? Sevdiğim adamın hatırasını yaşatacağım. Buradaki pozisyonun çok iyi. Özel harekat gönüllülük esasına dayalı.
senin gibi akademi mezunlarının pek tercih ettiği bir şey değil. Ama kararlıysan imzalarım. Lütfen amirim. Merhaba. Merhaba. Nasıl olduğunu merak ettim. İzin aldım bir iki gün. Gönüllü olarak özel harekata geçiyormuşsun. Bizim şubeye. Bir şeye ihtiyacın var mı diye gelip bakmak istedim. Zor günler geçiriyoruz. Sana da fazla yüklendiysem kusura bakma. Akif neden böyle bir karar verdi? Bunu daha iyi anlıyorum şimdi. Bu gerçeği görüyor olman en azından benim acımı bir nebze de olsa hafifletir. Elif Ateş adına mektup var. Benim? Buyurun. Çöl susuzluğunda her gece hayalini gördüğüm Serap'ım, Ceylan'ım, Elif'im. Bugün Şam'a gelişimin ilk günü. Mektupların hepsi eline ulaşır mı bilmem ama her gün yazacağım sana. Her gün kelimelerimle, ruhumla, kalbimle göndereceğim güvercinleri yurduma. Buralarda yalnız değilim. Selahaddin Eyyubi'den, Muhyiddin-i Arabi Hazretlerine, Bilal-i Habeşi'den, Kerbela şehitlerine herkes burada. El topraklarında değilim yani. Buralar da bizim büyüklerimizin yurdu. Ama gel gör ki, zulüm her bir masum canı inletmekte. Yardım isteyen, çığlık içinde kaçışan kadınlar ve yavrular için çarpıyor yüreğim. Senin için çarptığı gibi aynı heyecanla onlar için de çarpıyor. Rahmet-i ilahiden kuvvetli ümit besliyorum. İnşallah bu kan, bu fitne, bu savaş bitecek ve döndüğümüzde selametle birbirimize kavuşacağız. Çekiyorum. Buraya. Evet.
Yapış ol kutibe. Ştobi stila çaroşey degavor. Yas frogami. Degavor ni diyalom. Türkçe konuşmadım diye düşman muamelesi bana yapma. Dost olabiliriz. Aslında aynı dili konuşuyoruz. İsteğim gayet basit. Silahları nereden, kimden ya da kimlerden aldığınızı bana göstereceksin. Sonra seni güney sınırında serbest bırakacağım. Baksana haline. Kaç aydır işkence. Yetmedi mi? Kimse seni aramaya bile gelmedi. Sen hala kendine acı çektiriyorsun. Anlaşma olmadan bu kapıdan çıkarsam... Bir dahaki sefere kadar yine hep işkence. O da yaşarsa. Senin ses de gitmiş. Adawa metal kulkum. Hey Khane. Hazara julumet. Hazara julumihim. Buldum Miftah. Şühedayı gazaya. Buldum Miftah. Kahrımız, gazabımız, düşmana ziyan. Ya Rahman. Sey çasta gavur. Bu da işte Light. Kızım, benim bir iki saatlik işim var. Sen de o zamana kadar ödevlerini bitir. Dolapta börek var. Acıkırsan yersin. Anneciğim, akşam için babamın güzel bir sofra hazırlasaydık. Kızım, babanın yemek saatinde eve geldiği mi var? Ararsa annem bakkala kadar gitti dersin. Bir şey lazım olursa da cebimden ararsın. Tamam mı? Hadi hoşça kal. O zaman yemeği ben hazırlarım. Önce ocağımı açıyordu anne. Hayırdır Sebo? Ne oldu? Yolculuk nereye böyle? Hakkını helal et abi. Benden bu kadar. Ben gidiyorum. Benim artık dayanacak ne sabrım ne gücüm kaldı abi. Müdür bey dilekçeyi verdim. İster kabul etsin ister etmesin. Ben gidiyorum abi. Nereye gidiyorsun oğlum? Ne oldu da heyheylendin? Abi görmüyor musun ya? Her gün pusu atıyorlar. Her gün patlama, her gün mayın, her gün şehit. Yetti da. Ben gider çıkarım araziye. İnan kendim hepsini bulur da o mayınları. Tablet yuturur gibi yutururum o şerefsizleri. Şerefsizler. Artık üniformalısın Sebo. Öyle tek tabanca olacak şey mi bu? Giderim ben abi. El kadar çocukken ben patates söker gibi söküyordum o şerefsizlerin mayınlarını. Oturamıyorum öyle yerimde kazık gibi abi, oturamıyorum. Aç televizyonu bomba, aç televizyonu mayın, aç televizyonu şehit haberi. Yeter de! Birilerinin bu şerefsizlere dur demesi lazım abi. Ya Sebo, bir nefeslen hele. Hem zaten şimdi müdüre...
Alo. Hemen geliyorum oraya. Aman kardeşim. Ne olur kurtarın. Yalvarırım kurtarın. Sebo, hemen gidiyoruz. Hayırdır abi, iyi misin? Abi ne oldu? Sebo, hemen eve sür. Sizi beklettiğim için özür dilerim. Ama hazır siz de buradayken sonuçlandırmak istedim. Aslında uzun zamandır çalışmıyor olmanız büyük bir dezavantaj. Ama yine de aradığımız özelliklere uygun olduğunuz görünüyor. Pardon. Ben çok memnun oldum. Ben de tekrar uygun bir işte çalışmak için gerçekten istekliyim. Açmıyor, açmıyor. Çalıyor ama açmıyor ya. Açmıyor. Ev de açmıyor. Daha hızlı sür oğlum. Daha hızlı sür şunu. Daha hızlı sür. Yetişeceğiz. Yetişeceğiz abi. Açılın, açılın. Hakkı, ne oldu Hakkı? Bilmiyoruz abi, yangın çıkmış. Ev boştur inşallah. İçeride kimse var mı Salih abi? İtfaiye de yeni geldi zaten. Yasemin. Neden çıkmış? Biliyoruz ki. Yasemin neredesin? Salih, ne oluyor? Bir sakin ol. Niye bağırıyorsun? Dışarıda mısın? Ben 5 dakika içinde evdeyim. Tamam, sinirlenme. Oh, ya Rabbi şükürler olsun. Şükürler olsun abi. Evde değiller. Salih, ters bir şey mi var? Siz evde değilsiniz ya hanım. İlk defa sevindim bu işe. Hiç sorma vallahi. Ne demek evde değilsiniz? Nazlı evde. Nazlı evde Salih. Ev yanıyor ya. Ev yanıyor. Ne? Nazlı evde ne demek? Ev yanıyor. Salih, ne diyorsun sen? Nazlı mı evde Salih? Salih, Nazlı mı evde, onu evde bıraktım. Ay çok. Nazlı! Abi, abi dur. Salih yapma. Nazlı! Abi. Salih abi dur. Salih abi. Abi. Lütfen. Salih abi. Nazlı! Bırak beni. Salih abi dur. Salih abi girme. Abi. Salih abi. Abi yapma. Abi. Yapmayın. Beyefendi, lütfen. Bırakın. Beyefendi. Bırakın. Beyefendi. Bırakın. Beyefendi. Bırakın. Bırakın. Bakın böyle olmaz lütfen. Ben bakarım. Tamam canım. Thank you.
Sözüm söz demiştim. Gün üstüme doğdukça sana her gün çiçeklerle geleceğim demiştim. Kim geldi sevgilim?